Konuşalım. Hemen GCM yatırıma gidelim. Ekonomisti Enver Erkan telefon attığımızda. Enver, günaydınlar. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Hande, hoş bulduk. Öncelikle bizim ankette 21 kurumun yaklaşık medyan beklentisi merkezden herhangi bir adım gelmeyeceği, faiz adımı gelmeyeceği yönünde. Sen katılıyor musun? Evet, bizim de tahminimiz bu yönde. Merkez Bankası'nın 12 Haziran PPK'sında bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz biz bu noktada. Tabii şimdi enflasyonda aşağı doğru bir hareket var. Son gerçekleşmeyle beraber %19 bandının aşağısına doğru gerilemiş bir enflasyon görünümü var. Ancak enflasyonda meydana gelmiş gerileme ve ileriki aylarda da muhtemelen meydana gelecek olan gerileme yoğun bir şekilde baz etkisine bağlı olacak. Çünkü Haziran 2018 gerçekleşmesi çok yüksekti. Yine aynı şekilde baktığımız zaman Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de muhtemel çalışacak baz etkileri enflasyonu bayağı aşağı noktalara doğru düşürecek görüntüsü içinde. Ama tabii bu... Duyabiliyor musun? Enver, hemen bu baz etkisinden bahsetmişken enflasyondaki baz etkisi merkezin faiz indirimi için yeterli olur mu? Bu noktada enflasyondaki düşüş beklentisi yoğun bir şekilde baz etkisi beklentisine dayanıyor. Tabii işte burada matematik çalışacak. Geçen yılın yüksek oranları devreden çıkacağı için doğal olarak yıllık enflasyon oranını aşağıya doğru çekecek bu. Ama niteliksel olarak baktığımızda enflasyon içerisinde gerek gıdadaki yapısallık olsun, gerek üfe tüfe makasının açık olması, yani maliyet etkisinin %100 bir şekilde tüketici fiyatları üzerine yansımamış olması, ki bunda tabii düşük talep etkisinin oldukça önemli bir noktası var. Enflasyondaki aslında mevcut görüntünün tamamen baz etkisine bağlı olduğunu gösteriyor. Tabii ki baz etkisi bu bağlamda daha uzun vadeli enflasyon görünümü açısından değerlendirdiğimiz zaman politika normalleştirmesi için, politika gelişmesi için tek başına yeterli bir etmen elbette değil. Ama tabii bu noktada biz yaz aylarında herhangi bir kur şoku yaşamaz isek eğer, aynı geçen yılki gibi, yani finansal piyasa dalgalanması ve TL istikrarını bozacak, ki doğal olarak enflasyon görüntüsünde bozacak bir dalgalanma yaşamaz isek eğer, özellikle geçen yıl yüksek artış gerçekleşmiş, aylık bazda yüksek artış gerçekleşmiş olan aylarda bir puan üzerinde, hatta bazı aylarda muhtemelen Eylül ayında 3-4 puanlık bir yıllık enflasyonda gerileme söz konusu olacak. Bu da Merkez Bankası'nın buna bağlı olarak fonlama faizini aşağıya doğru çekmesine meydan verecek, bu ortam yaratacak. Bu çerçevede tabii reel getiri önemli bir etmen, ki reel getirinin de burada lineer değil üstel bir şekilde yüksek korunması gerektiğini düşünüyoruz. Yani enflasyon da eşdeğer bir şekilde değil, enflasyon düşüşünden daha az bir şekilde faiz indirimi yapılması gerektiğini düşünüyoruz bu şeyde. Bu çerçevede bizim 12 Haziran PPK'sından bir beklentimiz yok mevcut şartlar altında, ki burada kurudaki durumun da halen ekonomi dışı faktörler, özellikle jeopolitik olay riskleri nedeniyle belirsiz olduğunu düşünecek olursak, ancak Temmuz ayı içerisinde Merkez Bankası enflasyondaki düşüşü dikkate alarak bir faiz adımı aşağıya doğru atmasını bekleyebiliriz ve döngüyü başlatmasını da bu çerçevede bekleyebiliriz. Şimdi borsada da iyimser bir hava yakaladık. Ne dersin? TL varlıklar açısından veya kurda düşüş için kalıcı ortam oluştu mu sence? Tabii şimdi küresel risk iştahı artıyor. Trump'ın Meksika kararı küresel piyasalar tarafına ciddi anlamda bir iyimserlik getirmiş durumda. Çinli olan konuda yine aynı şekilde ilave bir tansiyon artışı yok. Orada da piyasa muhtemelen ay sonundaki gerçekleşecek Trump ile Çin Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeden bir beklenti içerisindeler. Ve aynı zamanda tabii ki Amerika'dan gelen zayıf veriler Fed'in faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri arttırmış durumda. Ki son tarım dışı verisinden sonra Fed Futures Fund tarafına bakıyoruz. Temmuz ayı için %79'luk bir faiz indirim beklentisi ortaya konuluyor. Yani aslında hiç de düşük bir oran değil baktığımız zaman oldukça yakın bir Fed toplantısı için. Şimdi bu noktada tabii gelişen ülkeler de bu durumdan istifade ediyorlar. Kur hareketi aynı zamanda bize yardımcı oluyor ve borsa tarafında da daha iyimser bir noktaya gelmiş durumdayız. Bu
burada seviye vermek gerekirse de 200 haftalık basit hareketli ortalama 91.500 üzerine doğru gelinmesi trend açısından biraz daha olumlu oldu. Bu çerçevede 95.000 üzerine doğru olabilecek hareketlerin borsa tarafında kısa vadede iyimserliği arttırabileceğini düşünüyoruz. Ancak piyasanın önünde de önemli bir olay riski olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. F-400'lere ilişkin karışık haber akışı ve belirsizlikler çerçevesindeki Pentagon ve Amerikan Kongresi'nden gelen haberler bu noktada çok da iyimser olamamamıza neden oluyor. Bu çerçevede piyasa bunları da dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Ama bu belirsizlikler eğer ki çözülecek olursa uzun vadede o zaman olay riski ortadan kalktığı için Türk hisselerinde de ucuzluk konsepti devreye girebilir. Getiri güdüsü içerisindeki uluslararası yatırımcı bu çerçevede Türk borsasına daha çok rağbet gösterebilir uzun vade için abi. Çok